tanıyacak mı tanımayacak mı? Şimdi bu sorunun cevabını verirken sizce dünyanın yaklaşımı nasıl olmalı? Burada tabii herkes kendi çıkarına bakacak e, herhalde. Naim Bey'e katılıyor musunuz? Pakistan, Çin böyle ilk sırada tanıyacaklar arasında Rusya mesela alır mı ki Taliban Rusya'nın Rusya terör, terör örgütü listesinde. Bunu da hatırlatalım. Kesinlikle. Ama bununla birlikte ilk açıklamalarını Taliban'ın en hani sıcak karşılayan ülkelerden biri de Rusya oldu. Hmm. Ee, Dışişleri Bakanı Lavrov'un açıklamaları ortada. Buyurun. Ee, şöyle diyelim. E, Amerika Afganistan'ı Rusya ve Çin'in onayıyla işgal etti. Yani şimdi kimse e, neden onun adına hani sorumluluktan kaçmasın. Yani 11 Eylül sonrasında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ndeki oylamaları hatırlayalım. Efendim orada e, Amerika Afganistan'ı işgale giderken herkes buna onay verdi ve terörle mücadele konseptini efendim kendi e, yürüttükleri diğer e, mücadeleler için destekleyici olarak gördüler. Rusya koridor açtı. E, Amerikan güçlerinin oraya girmesi için Dolayısıyla yani e, diğerlerinin de hani böyle masum olduğunu vesaireyi falan düşünmemek lazım. O yüzden de hani Afganistan'ı bekleyen geleceği bu pencereden okumak lazım. Burada çok özür dilerim. Ben hani dünya tanıyacak mı derken belli ülkelerin e, ismini zikrettim ama lütfen Türkiye'yi de tabii ki e, ekleyin buna. Türkiye'nin ne yapması gerektiğini de. Ben bu çok fazla girmeyeceğim önceki süreci ama bir küçük şeyin altını lütfen. çizeyim. Tabii oryantalizme <laughs> bu falan bunlar çok değerli, önemli e, hocamızın. E, zaten endişenin kaynağı Doğu, yani niye biz şimdi Türkiye'den çok endişeleniyoruz, Hı. yani Afganistan'da e, tüm işte dünyanın vicdanını sızlatacak e, görüntüler akmasın diye. Şimdi orası Horasan bölgesi. E, Horasan bölgesi, yani Afganistan adı 19. yüzyılın son çeyreğinde siyasi lügatçeye giriyor. Bizim Tüm inanç dünyamızın yorulu, yorulduğu teknenin parçasıdır. Yani Afganistan'ın büyük bölümü orası. O yüzden Türkistan, Türkiye hattı olarak baktığımızda bizim burayla olan hani münasebetlerimiz, anlam dünyası üzerinden güçlü münasebetler. O yüzden de oryantalizmi besleyecek şeyler Taliban eliyle, Taliban üzerinden, dünyaya servis edilmesin. Biz çünkü geleceğimizi yine köklerimizden alarak tasarlayacağız. O köklere ihtiyacımız var. O yüzden bizim için orada yaşananlar hani uzaktan baktığımız bir mesele değil. O yüzden de daha fazla hani titizleniyoruz. Ve Taliban'ın bu 2001'e kadar olan şeyine baktığımızda 19. yüzyıldaki vahabi isyanının o çölden çıkan reaksiyonun izlerini görüyoruz. Yani Osmanlı'yı, Osmanlı hilafetini tekfir ederek çıktı, Şii katliamı yaptı bilmem ne filan. Oradan buraya doğru evlen bir hikaye vardı. Onun bir başka yerde tekrarlanmaması ve onun üzerinden Müslüman dünyanın içerisinde ve özellikle işte Türkistan coğrafyası, Türkistan-Türkiye hattında bir yeni ateşinin yakılmamasını arzu ediyoruz. O yüzden de çok titizleniyoruz. Şimdi tabii ekonomik şey tanınma meselesi önemli yani bir kere şimdi Taliban'ın kabile girmesi artık hani Afganistan'ın nasıl diyelim uluslararası hukuk açısından da denetimini, yönetimini üzerine aldığı anlamına da gelmiyor. Birleşmiş Milletler'deki sandalyeyi devralması lazım. Afganistan'ın uluslararası rezervlerine el koydular. Ee, i̇şte 22 ton altını var, 9-10 milyar dolara yakın nakiti var. Ee, bütün bunların hepsi Penşir'den o gövde gösterisi ve diğerleri e, Taliban'la iktidara gelmezden evvel yapılan pazarlığın şartlarına uyulmasını istiyorlar. Yani şimdi şunun altını çizelim. Tabii orada biz Amerika Birleşik Devletleri'nin yenildiğini tabii söylüyoruz doğru. Ama e, bunun öncesinde bir pazarlık süreci var, bir anlaşmaları var e, ve bu anlaşmanın efendim e, şartları içerisinde de orada kurulacak hükümetin biçimi var. Bir geçiş hükümeti e, konuşuluyordu ve bunun anlamı Taliban dışında, yani Taliban'ın e, Afgan ordusu üzerinden çatıştığı grupları, kesimleri de içerisine alacak bir e, hükümet yapısının, kurulması için işte Karza ile görüşmelerinden tutun şeye kadar yani e, bunların olmasıyla beraber e, o Taliban arzu ettiği meşruiyeti kazanacak ve tanınmalar muhtemelen bu süreçte gerçekleşecek. Çünkü Pakistan bile yani ben hemen işte biz diyoruz Taliban'ı en çok destekleyen, Hı -hı. en çok bilen. Herkes bir ortaya çıkacak bence, hükümeti bekleyecek. Tabii bir kere, orası ortaya net. çıkacak hükümeti bekleyecek. ve onunla ilgili telkinler var ve oluşacak olan hükümet üzerinden, yani o temsiliyet üzerinden dış meşruiyette kazanılmaya başlanacak. Şimdi tabii bölgedeki güçlerin her birinin kendisine göre hesabı var. Nasıl ki Amerika'nın bölgeye girişi bir mutabakatlı olmuşsa bölgeden çekilmesini de yine bu Asya'daki güçler arzu ettiler, memnuniyetle karşıladılar. Ve o zaman bu boşluğu tabii doldurma arayışları olacaktır. Biz şimdi bugünün Pakistan'ına baktığımızda çok kuvvetli bir Çin etkisi, tesiri görüyoruz. Çin özellikle Wuhan koridoru üzerinden kendisine bölgeden bir tehdidin gelmemesini de arzu ediyor. Ve Afganistan tabii kuşak yol projesi açısından önemli. Şimdi Naim Hoca batılı şirketler dedi ama Çin Afganistan'da bugün madenleri işletiyor. Yani Amerika oradayken zaten başlamıştı ve yeni yatırımlarla beraber tekrar oraya gelecek. Yani emperyalizmi yalnızca Batıya ve Amerika'ya özgü bir şey olarak algılarsak yanılırız doğru biz, katılıyor biz aynı zamanda yani Sovyet emperyalizmini gördük orada yaptığı kıyıımı Afganistan'da daha sonra şimdi Çin'in de kendi tarihsel hafızasında o işte bir vassal devlet sistemi vardır Çin tarihinde Çin etrafında vassallaştırılan değişik yöntemlerle oluşan bir nüfuz küresinin ortasında varlığını kurmuştur Çin İmparatorluk mantığı. Şimdi Afganistan'la ilgili de biz Çin nüfuzunun bu bölgeye ekonomik entegrasyondan başlayarak, askeri olarak da öyle yani mesela Afganistan sınırlarının içerisine şey kurdu, oraya karakollar vesaire filan kurdu. Daha yani Amerika oradayken başlayan bir süreçtir bu. Rusya açısından e, tabi Rusya özellikle e, kendi yine nüfuz alanı olarak görmüş olduğu e, Batı Türkistan Türk Cumhuriyetlerine e, özellikle de e, e, Daesh'in bu bölgede yani Afganistan'ın kuzeyinde e, varlık göstermesi, Fergana Vadisi vesaire üzerinden buraya doğru yürümesinden endişeleri var. Taliban'ı... Onun da durduracak, onunla da mücadele edecek bir aktör gibi e, görmek istiyor. Bu anlamda olumlu mesajlar gönderiyorlar. Bir taraftan da e, bu süreci e, Özbekistan ve Tacikistan'daki askeri varlığını da e, meşrulaştırmak için e, kullanıyor. İşte müşterek tatbikatlar yapıldı, sızı güvenliği evet, vesaire evet. ile filan e, ilgili olarak. E, tabii İran yine çok yakından hani izliyor takip ediyor Pakistan'ın da ben çok rahat olduğunu zannetmiyorum düşünmüyorum Çünkü işte biraz evvel bahsettik Pakistan Taliban'ı dediğimiz yapı Pakistan'ı Sarsan çok ciddi terör eylemlerine girişti geçmişte ve ilginçtir 2020 Şubat anlaşmasından bu tarafa bu yapının da toparlanmaya başladığını görüyoruz özellikle bu kabileler bölgesi denilen bölgede e, El Kaide türevi bazı unsurlarla tekrar birleştiğini Pakistan içinde eylemler yapmaya başladığını biz e, gördük ve e, bu yapının lideri CNN'e konuştu. konuştu e, yani tam bu çekilmeden az evvel ve dedi ki biz dedi Pakistan'dan bağımsızlık istiyoruz e, dolayısıyla ee, Tabii Afganistan Afgan Taliban ile Pakistan Taliban arasındaki ama bu ilişki ikisi arasında münasebetler olduğunda biz biliyoruz. Mesela işte bu Kabil'e yakın olan hava üstünden salınanlar var. 5000'e yakın kişiyi saldı. Bunlar arasında bu yapıların unsurlarının da olduğuna dair. Cezaevinden çıkarılanlardan bahsediyorsunuz. Arasında. Dolayısıyla mesela Pakistan'da çok iyi tanıyor, biliyor, desteklediği her yönüyle. Ama ne olacağı herkes yine hani anlamaya ve izlemeye çalışıyor. Tabi unutmayalım ee, Taliban üzerinde pek çok tesir var. Bunların hepsi doğru. Ama hani bu yapının kendisi adına hareket etme yeteneğinin olmadığını düşünürsek burada da yine yanılırız. Yani yeni sürprizlerle karşılaşırız. O yüzden işte verdiği işaretlere vesaireye falan bakarak anlamaya çalışıyorlar.